Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye'nin çevresine 30 binden fazla Amerikan askerinin konuşlandığını öğrendiğimiz günlerde, Türkiye'nin çevresinde 300'e yakın geminin konuşlandığını öğrendiğimiz günlerde, Türkiye'nin çevresinde 13-14 tane deniz altının gizlice beklediğini öğrendiğimiz günlerde bunun yanında tatbikatlar ve bazı operasyonlarının bizim üzerimize yapıldığını bildiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar'dan bir ustalık eseri geliyor. Doğru duydunuz. Bayraktar TB5'ten bahsediyoruz. Muazzam bir şey olacak. Özellikle buradan son günlerde de yeniden yeniden vergi rekortmeni olan Bayraktar ailesine teşekkürlerimizi bu ülke için iletmek istiyoruz. Çünkü yaptıkları şey gerçekten muazzam. Bu ülkeye önemli bir hizmettir. Parti üstüdür. Bütün siyasi fraksiyonların çok daha ötesinde bir gerçektir. Gelin bugün düşmanın hakkını kaçırmasına sebep olacak. Amerikalıların ellerinde yıllardır biriktirmiş oldukları insansız hava araçlarıyla alakalı teknolojileri bir anda buruşturup çöp yapacak Bayraktar TB5 projesinden bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti insansız hava aracı sektöründe dünyadaki en radikal tasarım, tasarımları geliştirerek savunma sanayinde çığır açacak yeni teknolojisi Bayraktar Kızıl Elma'yı tamamlamak üzere. Peki şu sıralar uçuş testlerini gerçekleştiren Kızıl Elma insansız savaş uçağından sonra Türkiye ne gibi bir adıma hazırlanıyor? Biliyorsunuz bu projeler yıllar öncesinden tasarlanmış, planlanmıştır. Yani devreye alındığında veya ilk taş üst üste koyulduğunda aslında 10 yıl önce en azından bunun planı yapılmıştır. Baykar makine Kızıl Elma'dan sonra ne üretecek? Merak ettiğim bir gerçekti ve biraz araştırdım. Cevap Bayraktar TB5 ya da medyada geçen diğer adıyla kızıl elmaç. Buna ben kızıl elmaç diyorum. Kısa olsun diye diğer adıyla baktığınızda kızıl elma C olarak da geçebilir. Samsun'da düzenlenen Teknofest 2022'de sergilenen Bayraktar Kızıl Elma Muharip insansız uçak sisteminin sergilendiği standta üretilecek farklı Kızıl Elma modelleri ilan edilmişti. Bunlar bir adet AL-25 TLT motora sahip Kızıl Elma A, bir adet AL-322F motora sahip Kızıl Elma B, iki adet AL-322F motora sahip Kızıl Elma Cydi. Bu motorların temini için Bayraktar Savunma Ukraynalı bir e, Progress arasında bir anlaşma imzalamıştı. Kasım 2021'de atılmıştı bu imza. Kızıl Elma'nın ilk modeline güç verecek olan Al-22 TLT eğitim uçuşlarında kullanılan bir turbofan motordur. Bu ilk kez Kızıl Elma'yı 0.6 mak hıza çıkarabilmişti. Kızıl Elma'nın daha güçlü versiyonu süpersonik hızlara çıkabilecek bir versiyonu tasarımın doğa ötesi olmasını istediğimiz bir versiyonu da var. Ancak Kızıl Elma çift motorlu versiyonunda 2 adet motor sığdırabileceği bu noktada ortaya çıkan işin kızıl elmada oldukça farklı bir tasarıma ve yeteneğe sahip olması gerektiği bekleniyor. Yani gövdenin biraz daha büyümesi lazım. Baykar Makina ürettiği insansız platformları işte TB1, TB2, TB3 şeklinde isimlendiriyor. Bu kapsamda TB1 bir test uçağı iken TB2 Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanılan bir SİHA. TB3 ise katlanır kanatlı TCG Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek bir SİHA. İlk uçuşunu o da yapmaya hazırlanıyor. Baykar Makina, Kızıl Elma adını verdiği platformu TB4 olarak kabul ediyoruz. Biz Kızıl Elma'dan TB4'ü anlıyoruz. O yüzden TB5 olma ihtimalinden bahsediyoruz. Medya'da bu yeni proje Kızıl Elmaç olarak isimlendiriliyor ancak bu isim daha sonra da değişebilir. Biliyorsunuz ki mesela Çelik Kubbe'nin ismi değişti. Çünkü birkaç yıl önce bu sistemin Çelik Kubbe değil Gök Kubbe olmasından bahsediliyordu. Burada bazı ihracat hedefleri de göz önünde. Yani ticari bir takım çıkarlarda bulunduruluyor olabilir. Ama bence gelecekteki Bayraktar projesini Bayraktar TB5 olarak anmak şu an için daha mantıklı olacak. Hangi ismi kullandığımız önemli değil ancak Baykar makine kızıl elmadan sonra üreteceği, üreteceği sistem ve özelliklerini resmen ilan etmiş durumda. Bu videoda kızıl elmaç ya da Bayraktar TB5 olarak isimlendirdiğimiz çift motorlu kızıl elma projesinin ve bu proje sayesinde Türk ordusunun kazanacağı görülmemiş yeteneklerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Detaylara girmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Orada bir saniyenizi alacaktır hemen yapın onu gelin diyorum savunma sanayinde son yıllarda akıl almaz işlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti şimdi de çift motorlu jet bir insansız savaş uçağıyla karşımızda. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey. Çift motor entegrasyonu içeren bu proje tamamlanıp envantere girdiğinde Türk ordusuna kazandırdığı yetenekler katlanarak gidecek. Daha fazla silah, daha fazla menzil, daha fazla manevra kabiliyeti, daha fazla süpersonik güç. Bunları isteyen de bir Türkiye. ihtiyacı olan da bir Türkiye var. Çünkü etrafımızdaki kurulan ordulardan haberdarız. Kızıl Elman'ın ardından çok daha güçlüsünü üretme kararı aldık. Bu da Türkiye için gerçekten önemli bir basiret örneği sevgili dostlar. Çift motorlu savaş uçaklarının en önemli avantajı tek motorlu uçaklara göre daha yüksek itiş gücüne sahip olmaları. Bu sayede yüksek hız, irtifa ve özellikle manevra kabiliyeti elde edilebilir olması. Ayrıca daha fazla silah ve faydalı yük de taşıyabiliyor olması. Çift motorlu savaş uçaklarının bir diğer avantajı motorlardan birinin arızalanması veya hasar görmesi durumunda diğer motorla uçuşa devam edebilmesidir. Bu da sistemin beka şansını, hayatta kalabilitesini çok daha yükseltiyor, uçağın kaybedilme riskini de azaltıyor. Peki sadece avantajları mı var? Hayır. Çift motorlu savaş uçaklarının dezavantajları ise tek motorlu uçaklara göre daha pahalı olmaları, daha fazla yakıt tüketmeleri, daha fazla bakım gerektirmeleri. İşte bu noktada Kızıl Elma C'nin neden Bayraktar TB5 olarak isimlendirildiği ortaya çıkıyor. Çünkü Kızıl Elma'nın mevcut tasarımının çift motor entegrasyonu için uygun olmadığı aşikar. Baktığınızda uçakta o gövdeye bunu yerleştiremezsiniz. Motorlar için daha fazla yer açılması amacıyla uçağın genişletilmesi gerekecek ve artacak radar izi ve ısı izini azaltmak için ekstra değişiklikler ve tasarım düzeltmeleri de yapılması gerekecek. Bu çift motorlu versiyon görünüş ve yetenek özellikleri açısından standart kızıl elmaya göre çok daha büyük ve farklı olabileceğinin sonucunu bizlere getiriyor. Tasarımdaki değişim miktarı yüksek oranda olursa ortaya çıkan yeni uçağın artık kızıl elma olarak değil başka bir isimle anılmasını da ortaya çıkartabilir. Kızıl Elma projesi Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği bir insansız savaş uçağı projesidir. Bu projeyle Türkiye dünyada insansız savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına girmeyi hedefliyor. Ve jet motorlu olması çok ayrı bir şey. Kızıl Elma'nın ilk versiyonunun tek motorlu olacak olması, ikinci versiyonunun çift motorlu, gövde içi ısı yuvasına sahip, düşük radar izli, yüksek manevra kabiliyetli uzun menzilli bir insansız savaş uçağı olması bekleniyor. Hem havadan havaya hem de havadan kara görevleri gerçekleştirecek bir sistem inşa etmeye çalışıyor Türkiye. Bazı rivayetler olsa da TB5'in nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak uçağın geliştirildiğinden şu an eminiz. Çok yakında bu konuyla alakalı bazı görüntüleri de sizlere ulaştırmak için gayret ve çaba gösteriyoruz. Çünkü Baykar Makina'nın daha önce yapacağını açıklayıp iptal ettiği bir SİHA platformu henüz hiç olmadı. Bazı projeler zamanında bürokratik engellere takılsa da Baykar sonuç olarak yapacağım dediğini her zaman yapmış bir kurumdur. Peki Kızıl Elma'ya böyle bir bürokratik engelde yokken istihbarat operasyonlarından koruduğumuz bir Kızıl Elma projesinden bahsediyoruz. Artık tarihini tahmin edebilecek bir noktaya doğru gidiyoruz. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Kızıl Elma'nın 2024 yılının başında seri üretime gireceğini ilan etmişti. Bu da Kızıl Elma çift motorlu versiyonu için çalışmaların en erken 2024 ortalarını bulacağı anlamına gelmekteydi. Tabii ki önce Kızıl Elma'nın tek motorlu süpersonik versiyonu olan Kızıl Elma B projesi üretilecek. Ardından çift motorlu e, süpersonik hızlarda kafasına göre davranabilen Bayraktar TB5, Kızıl Elma C modeli ortaya çıkacaktır. Bunun da 2025 2025 sonlarında kalması oldukça olası gözüküyor. Bizi işgal için çevremizde kurulan ordulara karşı vereceğimiz en önemli cevaplardan biridir Kızıl Elma. Bunu unutmayalım. Özellikle geçtiğimiz günlerde anlattığım Koral 2 ile alakalı gelişmeleri de takip etmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü Koral 2 bu gibi sistemlerle entegre çalışabilen, akıl karıştıran, bu gibi sistemlerin avlanmasını zorlaştıran, hayatta kalabilitesini yüksek tutan, güvenliğini tesis eden bir askeri unsur elektronik harp sistemidir. Ve dünyada nasıl kızıl elmadan hemen hemen kimse de yok. İşte bu elektronik harp yönteminden de çoğu ülkede yok. Çok gelişmiş ülkelerde var ama biz Koral 2 ile Kimse de olmayanı yapmak için kolları sıvadık. O projeyi de anlatmıştım. 4 yıl gibi bir süredir derin bir sessizlikte diye. Bu sessizliğin peşinden büyük bir gürültü kopacak. Bunu da biliyorum buradan. Bizler önceden sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Sevgili dostlar videoyu beğenerek, kanalımıza abone olarak ve katıl butonundan destek olarak bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Olumlu olumsuz yapıcı eleştirilerinizi özellikle yorumlar kısmında bekliyorum. Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kısımları iletirsiniz. Çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.